Deniz 4 lira yollamış Tukan buradaki ehliyet falan orada. Aa size arkadaşlar ehliyet anımı anlatmadım. Asıl mevzu olan ya çok anım var. Ben bunu tek yayına sığdıramam mümkün değil. Ya ehliyet alma serüvenim var ya yerlere yatarsınız ya. O amına kodumun hindusunu bulup dövemedim ya. Abicim. Anlatıyorum. Amerika'da ehliyet almak çok kolay. Kaliforniya'da. Biliyoruz. Ne dedi o? Bir dakika, dur dur dur. Ne dedi o? Tam yalancı amına koyayım. Street yarran başı. <laughs> Şimdi şöyle. Sub modu alın. Al al sub moda. Aradan yakalarım oğlum. 30 bin kişi de olsak böyle göt verenleri yakalarım ben. Ehliyet sınavına kendi arabanla gidiyorsun. Öyle bir güzelliği var onun. Bir kere otomatik vites arabayla gidiyorsun. Ya da düz vites arabayla gidiyorsun. Önemli değil. Mevzu şu arkadaşlar. Bana dediler ki kendi Türk ehliyetinle burada bir ay kadar araba kullanabilirsin dediler. Ben rahat rahat arabamı aldım kullanıyorum. Sonra öğrendim ki öyle değilmiş. i ile olduğum için turist vizem olmadığı için benim ehliyet sınavına girmem gerekiyormuş. Ben de DMV dediğimiz. DMV'nin açılımı neydi? Department bilmem ne DMV. State neymiş o? Öğrenelim. Unuttum. Department of bilmem ne vehicles. Motor yani State of California Department of Motor Vehicles. Tamam, öğrenmiş olduk. DMV'ye gidiyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar ben ehliyet almak istiyorum diyorsun. Bu kadar basit. Adam sana tamam diyor kardeşim, alabilirsin. Geliyor. Bir formu var sonra formu dolduruyorsun. I20 falan ne bilgilerini yazıyorsun. Ondan sonra sözlü pardon yazılı sınava girmen gerekiyor. Tamam dedim gireyim ama İngilizcem yeter mi bilmiyorum. Yo dediler Türkçemiz de var. Koskoca Amerika'da DMV departmanı yani DMV'nin içerisinde bana Türkçe yazılı kağıt verdiler abi. Türkçe yazılı kağıt. Bayağı sorular Türkçe, cevaplar Türkçe. Oturdum köşeye. Hiç orada öyle bir günümün yok toplanıp da kuzu gibi gelmiyorsun böyle. Oturdum. Bir süre veriyorlar sana hatırlamıyorum. Onu patır patır yapıyorsun. Sorularda nasıl biliyor musun? Yolda karşına rakun çıktı diyor. Ezdin diyor. Rakun o kadar çok var ki orada. Hani hayvan haklarını rakun üzerinden gidiyorlar. Amerika'da önce hayvanlar, sonra çocuklar, sonra kadınlar, sonra erkekler gelir. Önce hayvanları korurlar. Ee, hayvanlara değer verirler. Mesela soru şu. Bir rakuna çarptın ve bunu rapor etmedin veya götürmedin. Cezası ne kadardır diyor? 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, 1400 dolar. Direkt 1400 diyorsun. Düz mantık bir sınav. Ben e, 99 net ne yaptım yani full çektim. Çok basit. E, kafası çalışan herkesin e, mantık yürüterek yapabileceği şeyler. Verdim hemen orada bakıldı. 15 dakika son sonucu geldi. Der ki tamamdır. Şimdi rezervasyon almanız lazım. Rezervasyonu verdiler. Kendi arabanızda geleceksiniz dediler. 13 dolar bir parası vardı. Onu ödedim. Sonra hiç bak sınavda ne soruyorlar, ne yaptırıyorlar bakmadım bile. Rezervasyon günü geldi, arabamı e, çektim oraya, sırayı bekliyorum. Arabanın içine oturdum, bekliyorum. Bir tane kadın geldi. Bak birinci denemem. Kadın geldi, bir e, is... şeyler diyor, aynen diyorsun. Şimdi diyor farlarınızı yakın diyor. Ulan araba benim komple klasik 89 model Eldorado amına koyayım. Ona basıyorum tuşlar uçak gibi onu çevir bunu çevir bunu yap falan. El frenini çektiği ayağınla oraya basıp bir şey yapıyorsun. Yandan koldan vitesi geri alıyorsun falan. Pardon benim otomatik o. Bir sınava da Kadillac şeyle girdim. Kırmızı Eldorado öyle öyleydi onun vitesi yandaydı. Ha gaz lambası, ha o lambası, bu lambası. Sileceklerini çalıştır diyor, tuşa basıyorsun. Ha baksana yani şunu. Allah'ını seviyorsun. Ha. Arabanın mekanizmaları zaten kafayı yakıyor. Baksana, sileceği çalıştır diyor şu boş tuşuna basman lazım. Görüyor musun? Hızlandır diyor. Delay var aşağıda bak. Maksimum minimum. Onu brrrt diye çeviriyorsun. Brrrt ortaya alıyorsun. İşte lightlarını mirror lightlarını yak diyor. Sağlar sollar bununla oynuyor falan. ya. zor yani araba. Neyse. Ön test yapıyorlar. Kornaya bas. Sileceğini çalıştır. Sağ sinyal. Son, sol sinyal. Emniyet kemeri. ışıklar, mı mışıklar derken tamam diyor. Kamil abi de bana dedi ki, kesin geçersin, 10 senedir arama kullanıyorsun dedi. Dedim bir tek ben şey trafik kurallarını bilmiyorum Amerika'da hani farklı bir şeyler varsa onları bilmiyorum dedim. Bir şey anlamaz amına koyayım falan dedi, iyiydim. Kadın yanıma oturdu, ee, emniyet kemerimi taktım, aynım kontrol ettim, Türk kafası takılıyorum. Ee, lütfen dedi buradan gidelim, yani çıkalım şuradan eliyle gösterdi, çıktım My... bir şeyler anlatıyorum. İşte yaklaşık diyorum ben 9 yıldır araba kullanıyorum Türkiye'de 10 yıldır. İşte bizdeki ehliyet sınavı falan espriler. Kadın yüzüme bile bakmıyor. Sikine takmıyor. Kadın böyle önüne dönmüş. Turn right. Turn left. No stop here. Okay. go back. Böyle ben de anlatıyorum. bizde de diyorum meşhurdur diyorum falan böyle. Ben böyle arkama böyle döndüm böyle çeviriyorum arabayı falan. Geçeceğim hemen okuyayım. Ya gibi araba kullanıyorum. Bir yerde bir şey fark ettim. Kadın çok seri turn left dedi. Turn left dedi ya. Ben de ay ay vay vay çevirdim böyle. Bak elim ayrı hareket bu çevirdim. Benim sol tekerlerim döndüğüm yerdeki şeritin üstünden geçti ve kadın şu tepkiyi verdi. Ne oluyor lan dedim amına koyayım. Ne var lan böyle. Korktum oğlum. Öyle bağırdı ki ne yapmış olabilirim? Birini mi ezdim yani? Karşı şeride oradan da araba geliyordu böyle. Önünden hani kırdım diye. Ne var lan biz İstanbul'da bunu el freniyle makas atıyor millet park ederken. Çok saçma bir cümle oldu da. Bir böyle bardağın sıçtık kesin o aldık yani. Alt tarafı şeridin üzerinden geçti. Niye dedim böyle bir tepki verdiniz? Cevap vermiyor. Kadın kesinlikle beni siklemiyor. En ben de sustum. Güçsüz gibi konuşmayayım diye. Neyse DMV'nin otoparkına geldik. Bekliyorum hani onaylandınız diye gideceğim. Ehliyet evraklarımı vereceğim. Karın böyle yanımda. Pıh diye vurdu kırmızıyı. Criminal driver bıçı pıt 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 elime verdi kağıdı. Kaldım. Yani bayağı kaldım ama böyle hani ucundan falan değil. Bayağı ben criminal, suçlu, şerefsiz, oruç imnenin tekiyim yani şeyde, e, direksiyonda. Şerefsiz bir sürücüyüm. Bir bakışlar, bir boka bakmacalar, bir arabadan iniş, bir sonra bir bakmayış. Hayırdır lan? Beş buçuk dakika araba kullandık. Ben zaten kadına diyorum ki, ha durduk. Dedim ki niye hiç cevap vermediniz bana? Birinci kural. Yani criminal dediğimiz o küçük hatalar dışında net yapmaman gereken kurallar varmış. Sen o net yapmaman gereken kuralların birini yaparsan otomatik olarak kalıyorsun o sınavda. <laughs> Bunlardan biri de eğitmene, eğitmene cevap vermek veya konuşmak. Yani yanındaki insanla konuşamazsın araba sürerken konuşmaman lazımmış. Ben 10 10 dakika boyunca resmen Türkiye İstanbul'u falan anlattım amına. Bizde bir Boğaz Köprüsü var abla bir görsem var ya falan amına falan bir de satıyorum. Bayağı minibüsçü gibi araba kullandım ben. Ama tertemiz kullandım. Hiçbir hatam yok. Konuşmama bana onu gösterdi. E, eğit, konuşmak dedi. Haydi deme ebeninki yani bu mu? Uyarsana beni beyefendi konuşmamanız gerekiyor. Teşekkür ederim ve susarım zaten. Bir tane de şey var işte o şeride lastik değmesi var. Başka hiçbir şey yok. Ha bir de arabayı geri park ederken ayna kullanmamak yazmış. Ne ayna kullanacağım lan döndüm mü görüyorum arkamı işte yani. Hani bir, bir sağa kırdım mı bir sola kırdım mı oturtturuyorum arabayı. Eşek kadar araba kullanan herifim İstanbul'da. Kadına diyorum ki ben buraya geldiğimden beri bu araba benim ha diyorum. Ben kullanıyorum. Önemli değil diyor. Yani bu sınavı geçmek için bence kullanmayın falan diyor. Döndüm dedim ne olacak şimdi? Bir 13 dolar daha yatırmanız lazım. Yeni bir randevu alacaksınız. Dedi. Açın abi sapçeti bu arada. Burası çok komik. <laughs> Alayım dedim tamam. O kadın gelmesin yeter. Öğrendim ya şimdi bile. Üç gün sonra emre randevu verdiler bana geri. Gittim. Arabayı park ettim. Bekliyorum. Geldi bir tane kodumun hindusu. Eki açık çeçe feçe bir şeyler diyor. Light diyor. Röt diyor. Erp diyor. Adım, ya, ya da kafa bir heriftir. Bilmiyorum. Bindi arabaya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bana böyle yapıyor. <laughs> Çıt çıkarmıyorum. amcık beni tuzağa düşürüyor diye çıtımı çıkarmıyorum İbne. Bana diyor ki yandan konuş konuş diyor. Önemli değil diyor. Ben öyle takmıyorum. Ya diyor. diyorum içeriden ben al diyorum böyle yandan. Al al konuşmuyorsun. Pezevenk konuşacağım yazacağım değil mi kremini oraya? Götürür diyor yanda. Merak etme konuşabilirsin diyor falan. Sus sikeceğim ben ona falan diyorum böyle. Abi pezevenk ben konuşmuyorum diye gıcık oldu yüksek ihtimal. Bak o, ya o adamı çok dövmek istedim de sınır dışı şey edilirim diye dövemedim ya. Böyle amına kodumun tipi gözlüğü de takmış. Böyle duruyor. Arkadaş kadın 10 dakika araba kullandır. Ta bu arada ben onu pardon o bir ilk kadın bana niye gıcık oldu biliyor musun? Ben oraya gitmeden önce o bölgede dönüyorlar ya. Ben takip ettim birini. Takip ede hani neler yaptırıyor diye baktım. Kadın fark etti. Bana böyle geç geç yaptı. Ben geçmiştim. O kadın biraz bana o yüzden de mimliydi. Ne? Hani, onu öğreneyim diye uyandık işe yani. Neyse bu Hindu'ya döndüm şimdi. Konuşuyor mu, konuşuyor. Bir şeyler yapıyor. Ben de konuşmuyorum amına koyayım. Sikerim dedim konuşmayacağım. Ben bu eliti alacağım ya. Rahat rahat gezmek istiyorum. Karı değil ya. Tamam işte amına koyayım. Anlatırken karı çıktı ağzına Duyar kasma sikik. Hemen her şeye muhalefetsiniz ya. Döndüm. Ya sinirlendim adama sinirlendim. Şu an o Hindu'ya sinirliyim. Yanlış anlama, sikik dediğim için de kusura bakma. Doğru söylüyorsun yoksa. Karı değil kadın nedir? Ama o karıydı ya. O resmen cadaloz bir karıydı o ya. Vallahi çok sinir olmuştum. Dur, sigara içmem lazım. Sinirlendim dur biraz nefes alayım. Abi ya. Şimdi ayrı bir bela. Bak şimdi üç bak birazdan kadın anlatacağım size. Kadın, kadın. Kadın kokusu geliyordu kadından zaten. Konuşuyor konuşuyor ama ne koyayım 10 dakikalık araba 10 dakika sürecek 7 dakika 10 dakika arasıdır bu. Pezevenk amcık sanki San Francisco'yu turluyor piç. Oraya git buraya git öyle bir yere gittik ki benzin bitecek ya. Gezdireyim de beni hata yapmak için elinden geleni zorluyor bak. Yemin ediyorum şey yapıyorsam abartı yapıyorsam kuruntu yapıyorsam şerefsizim ya. O imle sustu ben de sustum böyle araba kullanıyorum ama geri park et diyor. Böyle, böyle direksiyonu böyle çeviriyorum aynalara bakıyorum sinirliyim çünkü. Neyse. Beni bir yere götürdü. Amerika'da kırmızı yanarken sağa dönebiliyorsun tamam mı? Sağ şeride geçebilirsin. Sağa dönebiliyorsun. Üç tane, dört tane kırmızıda sağa dönecek yere götürdü beni. Hiç tereddüt etmedim. İlk sınavda etmiştim çünkü sonra öğrendim onu. Kamil abim dedi ki Amerika'da kırmızıda sağa dönülebiliyor oğlum dedi. İyi dedim. Her gördüğüm kırmızıdan sağa dönüyorum. Ya burada da var öyle yerler. Adam beni o puşt bir yere götürdü. Trafik solda. Ben sağdayım. E, bomboş. Kırmızı yanıyor. Trafik durgun. Sağa döndüm. <laughs> dedi böyle. Ne var lan amına koyayım dedim en sonunda. No turn right. Bir şey dedi. Senin dedim ananı avradı. Gerçekten mi dedim ya? Gerçekten mi ya? Amcık koskoca San Francisco'da iki tane kırmızıda dönülmeyen yer var. Birine götürmüş beni. 10 mil araba kullandım oraya. 10 mil araba kullandım. 20 kilometre. Orada yazıyor. Sik kadar bir tabela vuracak. No turn right. On işte red light. Kırmızıda sağa geçilmez. Amcaya bakar mısın ya? Aşırı sinirlendim oğlum. Böyle ya şu arabanın direksiyonunu söküp o küçücük kafasını şuraya takasım vardı ya. Dedim kesin kriminal değildir bu ama. Hani küçük bir uyarı verirler falan. Sağa döndük. Bir e şeyler yaptı. Ve o noktadan DMV'ye kadar kural mural kalmadı. adam kesin sıçtık. Döndük abi girdik. Bekliyorum ama ayağımı sallıyorum sinirden. Kriminal, <laughs> O kriminalı duyunca gene böyle bırak, ben de mehliyet alamayacağım galiba. <laughs> ya o kadar ağrıma gidiyor ki arkadaşlar 10 yıllık şoförüm ya. Ya 15 yaşından beri araba kullanıyorum ben. Nasıl alamam diyorum ya. Nasıl olur böyle bir şey. Kriminal falan dedi. Türkçe küfür ettim orada. Ananın avradını amına yarrağını diye girdim arkasından. A bir anlamıştır küfür ettiğimi. Ama üstelemedi. Onunla çünkü ne neyi iddia edebilir ki? Ben dedim ki e annen çok güzel dedim dedim derim yani ne diyeyim. Küfür ettim böyle bir yumruk yumruk attım arabaya bir, bir sinirlendim. Kamil abi yardım. Abi dedim hani turn right amına koyayım. Hani kırmızıda sağ dönülmüyordu. E oğlum o tür o dedi bu San Mateo bölgesinde bir tane var dedi ya. Bir tane var dedi ona mı götürdü seni dedi. Dedim ona götürdü. Falan <laughs> güldüm güldü. Bu arada o ehliyet sınavını da girdiğin zaman sana geçici kağıt veriyorlar. O kağıtla da gezebiliyorsun ama hani süresi biten bir şey. Üçüncüye randevu aldım. Dedim bu sefer bütün videoları izleyeceğim. Oturdum YouTube'da bak YouTube'a <laughs> bekle, YouTube'a DM me bir şey yazın, DM me drive me test. Yok yok bunlar değil bunlar değil bak böyle amına oturuyorsun aynen aa lan. <laughs> San Mateo mu? Clara. Florida, yok California, DM yani. Ha böyle geliyor, Evrakların istiyor arabanın işte el frenini çek onu çek bunu çek diyor. Konuşuyorsunuz. Dur bakayım. Yok ben buralarda şey diyordum ben işte on senedir araba kullanıyorum benim işte e, bizde manuel araba manuel vitesle kullanıyorduk falan ben bayağı konuşuyordum At this corner, right turn is or this one? Right here. This corner. Bak ne kadar gerginler anladın mı? Çocuk şey diyor, buradan mı falan diyor. Right here. Sinyal verdi dönüyor. Yok yok, şimdi ben farklı bir olaya 3. sınava geliyorum. 3. sınav çok farklı. Eee şöyle üçüncüye gittim. Bak ilki farklı bir memleketliydi, ikincisi Hindu'ydu, üçüncüsü Amerikalı denk geldi. Daha ilk arabanın içinde beklerken, üçüncüde kadın o kadar tatlı bir kadındı ki ''Hi sir'' falan diye geldi böyle. ''Hay bacım'' dedim ya bu nasıl bir leşedir. Onu açar mısın, bunu açar mısın, şu e, klasik araba zordur falan. Böyle bir kadın geldi abi. Senin dedim ağzını yerim ben. Senin dedim şu yanak boşluklarını küçük küçük öperim. Çok tatlı yani. Bindi arabaya, ne güzel arabaymış dedi falan böyle baktım baktı. Maktı. Dedim <laughs> El Dorado bir yer, yarram dedim ne sandın falan. Espri yapıyorum burayı, öyle bir şey demedim. Dedim 2000 dolar aldım, çok ucuz dedim ya bizim arabada, bizim memlekette çok daha pahalı bunu ya. şu aynısını 60 bin dolara alıyorsun, o mu o falan. Dedim çok sinirliyim. Ee, niye dedi, ya dedim inanılmaz, ikinci, iki defa kaldım ben dedim ya. Daha araba hareket halinde değilken ha, anlatıyorum bütün deşarj oluyorum. Ya dedim iki defa ben kaldım, bir tane Hindu geldi vallahi RP'sinde yaptım. Criminal falan yaptı dedim. Bir tanesi böyle bir tripler. Yani hiçbir hatam yok. Bir turn right'tan yandım. Bir tane de konuştum diye yandım. Ya ben karşıma önüme bakarak sohbet etmek isteyemez miyim yanımdakiyle ya? Edebilirsin tabii dedi ama kurallar var falan dedi. Size ben şimdi gıkımı çıkar mı dedim. Çıkar çıkar yaptı. O kadar iyi hani sevdim ki kadını. O kadar böyle sıcak geldi ki bana. Çıktık. Şen şakrak. Aa park et diyor. Park ediyorum. Ara gazı ver diyor veriyorum. Sallıyorum ya. Ara gazı bana verdirtmiyor da. Onu yaptık. Bunu yaptık. Döndük. Dedi ki sen nasıl kaldın iki defa ben anlamadım dedi. On numara da araba kullanıyorsun dedi. Tebrik ederim. Congratulations falan dedi böyle. Tık 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 tık. Have a nice day falan yap dedim. Seni yürüm ya. Seni ben yürüm dedim ya. Çıktım arabadan. Gittim o abone kodumun hindusu da oradaydı. Koydum masaya böyle. Ha, dedim hadi ver bakayım ehliyetimi artist. On aldım ehliyeti siktir gittim yani. Bu kadar ya bu kadar basit bir şeyi gerçekten hani bir haftamı verdim lan? 13 dolar, 13 dolar. sonra ehliyeti alınca bana dediler ki e, 8 dolar fark verip özel plaka yaptırmak ister misiniz dediler. Dedim nasıl yani? İstediğini yazdırabiliyorsun dedi. Nasıl ne kadar istediğimi? İstediğin her şeyi yazdırabilirsin dediler. Ben de yok istemiyorum dedim. Gerçekten de param Sıkıntılı o dönemler ve ucundan ucu. Sonradan rahatladım ben kazanınca. Benim arkadaşım bitmiş Porsche almış. Plakasında sikerler yazıyor. Baya eşek kadar siker.